Buradan şimdi üzerine şöyle bir tabii konuşacağız ve mevcut noktada durumlardan bahsedeceğiz. Ripple kurucu ortağından Harris kampanyasına 1 milyon dolarlık bağışlıyor. Donald Trump piyasaya biliyorsunuz bayağı bir yakınlık gösteriyor olmakla birlikte Ripple gibi büyük taraflar Kamala Harris'e aslında o yakınlığı gösterir. Üzerine şimdi bir konuşacağız. Bakalım değerlendirme ve detaylandırmaya çalışacağız. Buradaki hususları ve muhabbetleri. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. İzleyenler kesinlikle bunları gerçekleştirsin lütfen. Hem bir beğeni bırakırsanız hem de abone olursanız çok memnun olurum. O yüzden bunları yapmanızı da tabii ki rica ediyorum. İzleyenler hem beğensin hem de kanala abone olsun. Mevzu budur. Bunları yapalım. Dediğim gibi tekrar son isteyen Facebook'tan da takip edebilir ve veya katıl üyesi de olabilir. Bunların linki de açıklamaların en alt kısmında. Oradan isteyenler erişim gerçekleştirebilirler. Durum bu. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Kamala Harris muhabbeti. Ya yakın zamanda Donald Trump biliyorsunuz ki piyasaya yönelik inanılmaz derecede ciddi söylemlerde bulundu. Özellikle Donald Trump ilk etapta BTC, SHIB, XRP, AVAX, SOL gibi kripto paraları da kapsayan kripto para birimlerinin tamamını kendi bağış kampanyasına dahil etti. Bu çok büyük bir şey olacak ya da olmayacak diye demek anlamında değil. Fakat adamın bunu gerçekleştirmesi demek resmen bu varlıkları tanıması ve bunlara prim vermesi demek. Dolayısıyla çok önemli bir konudur. Yani burada her zaman istenen bir şeydir bu tarz olaylar, bu tarz şeyler. İstenmesinin sebebi hiçbir zaman şu olmamıştır. İşte tam bilmem kim kampanyasına dahil edince ne olacak? Yani şey mi? O kripto paraya böyle milyar dolarlar mı girecek yani böyle uçup kaçıp dağıtacak mı ortalığı? Değil tabii ki. Fakat işte adı geçen varlığa prim vermiş olacak. Onu tanımış olacaktır. Kağıt üzerinde ve resmiyette. Şimdi aynı zamanda Trump'ın tabii ki söyledikleri de belli. Kendisi her ne kadar geçmişte şey yapsa da geçmişte kripto paraları bayağı bir hor görerek ilerlese de dönemin konjonktürü buydu. Ben bunu bununla alakalı 2022 yılında da çok sık konuşuyordum. Belki o zamanlar takip edenler de vardır illa o zamandan. Çok sık konuştuğum konulardan bir tanesiydi Trump'ın durumu. Tabii ki piyasalar bu konuda yanıldı işte Trump gelirse kötü olur tarzında. Bu kesinlikle yanlış bir düşünceydi kripto piyasası açısından. Çünkü Trump'ın zamanında piyasanın üstüne gitmesindeki sebep adamın burada duyguları, düşünceleri, ah çok kalbim kırıldı tarzında bir şey değil. Dönemin konjonktürüne göre adam hareket ediyor. Adam aynı zamanda bir siyasetçi ve iş adamı. Dolayısıyla siyasi kimliğinde belli durumlar var. Aynı zamanda ABD'nin belli durumları var. Zamanında hiç kimse kriptolarla alakalı tabii ki iyi düşünmüyordu. Zaman içinde bu durum değişti. Çünkü bir baş edemiyorsun yani büyüyen bir ekosistem var. İki zannedildiği kadar da yani kripto piyasası zannedildiği kadar da öyle bankacılığı zaten öldürecek, mahvedecek de bir ortam değil. Sal yani. Gel buradan sen de adam gibi vergi mi alıyorsun? Ne yapıyorsan yap piyasayı regüle et sal ondan sonra. Yani bunu karşı çıkıp da baş edebilecekleri bir şey olmayınca tabii ki ne yaptılar? Bu şekilde beraberlikle hareket edildi. Trump da özellikle hem oy kazanabilmek hem de içeri para çekebilmek noktasında kriptoları iyi bir şekilde kullanabileceğini devam eden süreçte anladı adam. Yani durum böyle. Mevzu esasında bu şekilde. Dolayısıyla bunu tercih etti. Ha, Kamala Harris gelirse piyasaya yönelik bir sıkıntı olmayacaktır. Şu anda Joe Biden döneminde negatiflikler oldu. Bak tekrar söylüyorum. Harris Joe Biden'ın yardımcısı. Burada kişiler önemli değil. Yeni bir sistem, yeni bir ekosistem, yeni bir çalışma biçimi
yeni propagandalar, yani bunlar hep tekrar söylüyorum, farklılık gösteren işlerdir. Kişiye bakmayacaktır ve aynı isim, hatta şunu söylemiştim ben daha önce, Joe Biden'ın kendisi tekrar aday olsun, o seçilsin ki bu çok düşük bir ihtimal, yani muhtemelen ben aday olsam ihtimal daha yüksek olur ya da bir başkası. Yine ortam iyiye gidecektir önceki etaba göre. Yani bunlar önemli şeylerdir burada ifade ettiklerim. Fakat Donald Trump, tekrar söyleyeyim, piyasa için gerçekten önemli bir isim. Peki piyasalar neden şu anda, yani daha doğrusu piyasalar Trump'ı destekliyor da böyle diğer taraflar mesela şu anda kripto piyasasının açıkçası hem kripto yatırımcısı hem de kripto ortamının işte tanınan isimleri olsun şudurdur. Bunların çok büyük bir çoğunluğu tabii Trump'ı destekliyor. Harris'e neden Ripple'dan destek geliyor? Şimdi Ripple'ın farkı şu. Ripple bir şirket. Dolayısıyla burada bir bağlantı ve farklılık olabilir. Ripple'ın genel anlamda demokratlarla arasının iyi olduğu biliniyor. Dolayısıyla siyasi bir ilişki olma ihtimali de çok yüksek. Normalde çünkü şirketler de, yani kripto olsun olmasın, şirketler de, ABD'deki şirketler de Trump'ı tutacaktır. Çünkü Trump'ın genel faaliyetleri ve Trump'ın esasında şeyi, nasıl diyeyim, politikaları zaten inanılmaz derecede, hani orada zenginleri ve özellikle şirketleri çok daha zengin edebilecek ve bunu gerçekleştirebilecek minvalde karşımıza gelmektedir. Dolayısıyla böyle Ripple tarafının kuvvetle muhtemel açıkçası Harris'le ve tabii ki partiyle zaten bir hani yakınlığının olduğu biliniyor da karşılıklı bir birliktelik ve ilişki olma ihtimali yüksektir. Haberiniz olsun. Ya bu şekilde, yine bu arada Ripple şirketi resmi şeyden ziyade, yani Ripple şirketinin bağladığı fonlar özellikle Harris'e destek veren surette karşımıza çıkıyor. Burada Trump gelirse Ripple'ın aleyhine bir durum mu olur? Hayır, olmaz. Fakat şu anda böyle bir destek durumu söz konusu oluyor diyebiliriz. Dediğim gibi burada yani inanılmaz derecede şey değil, böyle farklı, çok böyle büyük bir olay, durum farkı vesaire söz konusu olmamak ile birlikte şu anda Trump'ın gelmesi yine de genel hatlarıyla kripto pazarı için daha iyi bir durum olacağı da açık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.